Çok güzel değil mi? Gel. Hadi. Çok güzel değil mi? Tamam. Eksik bir şey var mı Tahir'im? Sağ olsun Davut dayı. Her şey tamam. Ama bu bizim delikanlı senin keçiyi çok sevdi. Onu bir dışarı mı çıkarsam diyorum. Elbette. Beraber de yemleriz. Haydi aslanım. Ya sen benim oğlumu nereye götürüyorsun? Davut dayı sağlamdır, merak etme. Bu uşak senin ifadeni alacak. Ondan gönderdi. İfade falan yok. Oğlumu alalım. Gidelim artık biz. Anlat. Anlatacak bir şey yok. O heriften kaçıyorsun. Evini terk ediyorsun. Gecenin bir yarısı gizlice arabama biniyorsun. Anlatacak bir şey var. Anlat. Yok dediysem yok. Bakın çok teşekkür ederim. Parmağıma baktırdınız. Bana yardım ettiniz. Kahvaltı ısmarladınız. Şimdi bizi otogara bırakın, biz gidelim artık. Yarın sabah eline baktıracağız, ondan sonra gideceksin. Şimdi benim sorularıma cevap vereceksin. Otur. Vermezsem? Vermezsen? Ne yaparsın? Ağzıma mı çakarsın? Sağ gözümü de sen mi morartırsın? Belki kalan parmaklarımı da sen kırarsın ha? Ya sen beni neyle korkutuyorsun ya? Hangi yaşamadığım şeyle tehdit ediyorsun beni? Vedat'tan daha kötü ne yapabilirsin sen bana? Yavaş gel. Biz de kadına el kalkmaz. Tamam. Sizin kadınlarınız adına çok sevindim. Şimdi müsaadenizle. Kız bir dur. Zaten sinirlerim bozulmuş. Nereye gideceksin? İlk kalkan otobüsü nereye gidiyorsa oraya. Ne yapıyorsun ya? Deli misin? Şüphen olmasın. Hangi parayla gideceksin? Hı? Kart da yok. Beş para sussun. Bugün tatil. Yarın sana yeni bir hesap açacağız. İçine de biraz para koyacağız. Elinde iyiyse ondan sonra gidersin. Neden? Ne neden? Niye bu kadar iyilik yapıyorsun? Bana bak kızım. Biz Karadenizliyiz. Ocağımıza düşeni koruruz. Bir daha böyle salak salak sorular sorma yoksa... Sakın beni tehdit etme. Ben tehdit etmem. Şimdi düş peşime. Emredersin. Ha bak ona ederim işte. Hüdük bu ya. Hüdük ama altın kalpli hüdük. Hadi ne duruyorsun? Thank you.
hemen lafının üstüne gelirmiş. Bismillah. Abi, misafirimiz mi var? Ula ne işi var bunların burada? Abi, konuşmamız lazım. Öyle oluyor mu? Yenge iyi, sen de kalsın. Siz de burada bir çocuk olduğunu unutmadan konuşun. Hatta bence hiç konuşmayın. Mustafa'm sakin. Git güzel güzel konuş da. Bırak! Yiğit hoş geldin. Balım bak, sağ kardeş gelmiş. Hadi siz güzel güzel oynayın yavrum. Ya çabuk söyle bunların burada ne işi var? Sen elin garısıyla ne iş ediyorsun? Abi dediklerine dikkat et. Lan neye dikkat edeyim neye? Adamın garısı senin yanından çıktı. Dün adamın evinde misafirdik, bugün garısıyla çocuğu burada. Ula sen ne halt ediyorsun? Abi, kadın dayak yemiş, herif parmaklarını kırmış. Adam karısını dövdü, sen de yemedin içmedin kadını kaçırdın öyle mi? Ulan ne ara kaçırdın kadını? Ya onu ben kaçırmadım. Kadın kendi binmiş pikabın arkasına. Dövdüğüne emin olsaydım kaçırırdım ama. İyi halt ederdin. Ve adamın karısı sağ ne sağ ne? Adamın derdi sağ mı düştü? Yeter! Yeter ben gidiyorum. Ya dur! Dur durduğun yerde. Bir de sen başlama. Bu kadını hemen gönderiyorsun. Hemen! Adamla ticaret yapıyoruz. Herif tek hareketiyle bizi siler. Ne ticaretimiz kalır ne de şerefimiz. Ne oldu? Bırakalım herif karısını gebersin, biz de burada şerefli şerefli paralarımızı sayarız. Baba, artistlik yapma! Mustafa! Ne? Gel sana bir şey diyeceğim. Asiye bırak! Bırakamam acil. Gel, Mustafa'm gel. Asiye! Dur, bir dur! Neyi bu kadar acil olan ne? Özledim. Asiye! Balım. Balım da özlemiş değil mi annem? Evet, özledim. Bak, inat etme. Abinin aranı bozmana gerek yok. En iyisi ben Yiğit'i alıp gideyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya sen deli misin be adam? He deliyim. Nereden bildin? Ben gidiyorum. Çekil önümden. Çekilmezsem ne edersin? Beynini patlatırım. Deme, patlat bakalım. Ya sen gerçekten delisin, hem de zır delisin. Kocasından kaçmak için elin arabasına atlayan kadın konuştu. Ya yeter be yeter. Koca deyip durmayın şu adamı. Ben onun karısı falan değilim. Nesilsin o zaman? Yiğit gidiyoruz. Nefes dur. Asiye amca. Nesisin o zaman dedim. Ne? Ben hallederim sen dur. Kız korktu zaten. Yangazlar yürüyün. Tahir bak fena olacak. Abi o adam onun kocası değilmiş. La koynuna girmeyeyim mi neyse neyi bitti gitti işte. Pazar edelim de az hava alalım. O zamana kadar içeride katırlar da ters soğutsun. Ha bu karın ne işi var benim evime? Ana bir de sen başlamadan zaten bir fışkı anlamadım. Haydi pazar kakacak. Dur Akın. Akın dur. Ya abime sor ana abime sor. Bizde ne işi var? Takılmış peşimize. Senin bu deli oğlun da kadına sahip çıktı. Ne? Senin deli karın da aldı onları pazara götürdü. O rezil olacak köye. Tahir, git la topla şunları. Uy. Olacağı köye maskara. Olacağı eyaletime maskara. Ay ışığında uluyan kurt hayırdır? Ben korktum. Korkacak bir şey yok bir tanem. Mavi tüylü geyik birazcık heyecanlandı. Aa bunlar sizin isminiz mi? Evet beğendin mi? Çok beğendim. Anne benim ismim ne sadece balı? Ne dersin ay ışığında uluyan kurt?
Balıma da bir isim bulalım mı? Bence onun adı Güneş'e getiren balayısı olsun. Ya niye sizinki geyik mi kurtuluyor da ben ayı oluyorum? O zaman ara olsun. Güneş'e getiren bal arısı. Aa, tamam, bunu sevdim, bu olsun. Gökte yıldız 54 da 50'si da bellidir. Gökte yıldız 54 da 50'si da bellidir. Kara sevda çeken onda gözlerinde bellidir. Kara sevda çeken onda gözlerinde bellidir. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Güzelimle buluşmak da sen neden seni yemi. Güzelimle buluşmak da sen neden seni yemi. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Aç, sinek kaçacak. Dikkat et de ağzıma sen kaçma nazar. Kaçanı vursunlar. Oo, Türkan teyzem, Mercan nasılsınız bakalım? Elhamdülillah, yengezler. Siz ne diyorsunuz? İyi dur. İyi dur. Buyur abla. Bir bular eksikti. Bunlar. Cemil dayının iki kızından garısı. Ha, bu gördüğün Keşanlı olan kız var ya. Kaynanan tutturdu uslu gelin diye. Bu kız alacakmış Tahir'e. Hı? Kız alacağım şimdi. Gel anneciğim. Asiye, hayırdır? Ha, bu kız kimdir? Bu kız... İstanbul'dan gelen misafirimizdir, Türkan yenge. He. He. Siz daha yeni İstanbul'da değil miydiniz Asiye abla? He Nazar. Hıdır bize bir sıdıra edirik. Ne oldu? Balon. Yiğit, gel uşağım. Prensesim, hadi bakalım. Prensesim, sen de gel. Hadi bakalım. Ya yeter be, yeter! Koca deyip durma iş oldu mu? Ben onun karısı falan değilim. Nesisin? Ne demek nesisin? Karısı değilim dedin. Nesisin o zaman? Seni ilgilendirmez. Metresi misin? Seni öldürürüm ben. Yengem pazarda yok. Yengaz, alın çocukları eve. Yiğit. Eve geçin, oynasın çocuklar.
Kızım insene. Kendin mi çıkarsın, ben mi çıkartayım? Ben de öyle tahmin etmiştim. Konuşacağız, haydi. Konuşmuyorum ya, konuşmuyorum. Asıl sana haydi. O şerefsizin nesisin dedim sana. Cevap ver. Karısı değilsin, metresi değilsin, nesisin? Hiçbir şey değilim, tamam mı? Hiçbir şey değilim. Beni eve zorla kapattı. Niye nikah kıymadı peki? Kıymak istedi. Sen mi razı olmadın evlenmeye? Ya niye? Çünkü bir tek orada soruyorlar bana. Vedat'ın bir tek orada sözü geçmiyor. O manyağın bir tek nikahına hayır diyebiliyorum. Anladın mı? Oldu mu, tamam mı? Oldu. Oldu. Çok da güzel oldu. Tamam, şimdi bırak kolumu. Biraz düşünmek istiyorum, tamam mı? Lütfen soru falan sorma. Sordun mu? Sessiz sessiz oturuyorum burada. Sen de biraz susarsan. Sizin mi? Hı hı. Kundan geliyor. Abim Vedat'la ticaret yapıyoruz. Bizi silerse ticaret biter dedi. Yani duyarsa sen hiç... Hayda. Karadeniz'e karşı oturmuşsun. Karşında güneş batacak. Ticaret ne dedi? Sil şu şerefsizi aklından. Ya acık kız hayali kur. Kız hayali mi be? Ne bileyim, çiçek, böcek, her şey çok güzel olacak. Ben mi bileceğim kız hayalini? Zaman bütün hayallerime ağzımı payını verdi. Zamandan bahsetmek yakışmıyor sana. Ben çok gençsin. Yaş kaç? 24. Ama zaman göreceli bir şeydir. İşkence çekiyorsan uzun gelir tabii. Zaman geçmez. Kaç yıldır geçmiyor? Sekiz. Demek o kadar oldu denize dokunmayana. Seni eve kapattı. Yiğit o evden hiç çıkmadı. Esir etti sizi o evde. O şerefsiz sizi her gün dövdü. He? Tamam yeter artık, ne olursun soru sorma.